Baykuş Çantamızın ikinci kısmına hoş geldiniz. Şimdi 11 sıra toplamda tabanla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra yükselttim. Ve birleştirme, gizleme noktama geldim. Şimdi burada birleştirmemi yapacağım. Birleştirme yaptıktan sonra da renk geçişi uygulayacağım. Bakın son noktama batıyorum şu anda. Son boşluğuma da ipimi alttan çektim. Üstten ilmeğimi alıp çarpı sık iğnemi yaptım. Ve artık birleştirme noktam. Bakın çizgiler bu şekilde görünüyor. Şuradan belli zaten. Başladığım ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Buradan ilmek kaydırıyor. İlmek çekiyorum. Çıkardığım ilmeği diğerinin içerisinden kaydırarak geçirdim. Şimdi bu noktada farklı renkte olan ipimi alacağım. Ben böyle desenli bir ip kullandım. Sizler dilerseniz düz, krem, beyaz yahut farklı renklerde, uyumlu farklı renklerde kullanabilirsiniz. Şimdi kaydırma yaptıktan sonra zincir çekeceğimiz sıra. Bakın normalde zincir çekip bir üst sıraya geçeceğiz. Burada bir üst sıraya geçerken farklı renkteki ipimizi alıyorum. Tığıma takıyorum. Ve farklı renkte olan ipimle zincirimi çekiyorum. Ve alttan şunu da sıkılıyorum. Şu diğer rengimi sıkıladım. Farklı renkteki ipimi de ilmeğime taktım ve buradan da bir ilmek çek, yani zincir çekerek ilmeğimi buradan çıkarmış oldum. Hemen yine zincir çektikten sonra zinciri çekerken renk geçişi yaptık. Hemen dibine batıyorum. Bu arada şu iki ipi arkadan gizleyerek öreceğim içeri doğru. Hem sağlamlaştıracağım. Yine ipimi alttan çekiyorum. Üstten alıp sık iğne yapıyorum. Boşluklara batıyorum. Alttan ipimi çekiyorum ve sık iğnemi oluşturuyorum. Bu şekilde iki ipimi de birazcık gizleyerek öreceğim. Çok kısa ipimi görünüyordur zaten. Bu şekilde çarpı iş yaparak dediğim gibi hiçbir artırma eksiltme yapmıyoruz. Tabanda zaten anlattık. Bu şekilde çarpı iş yaparak mesela şu ipimi kesebilirim. Artık bu ipimle işim kalmadı. Şu kadarcık daha gizlesem yeterli olur, sağlam olacaktır. Çocukların elinde olacağı için bu gizleme noktalarını birazcık daha uzun bırakarak da yapabilirsiniz. Çünkü çocukların elinde sökülme riski olabilir. O yüzden birazcık uzun bırakarak örmekte fayda var. En son bitiş noktasını özellikle. Şimdi ben bu şekilde renk geçişimi yaptıktan sonra yine aynı şekilde şuradan gizlemeyi tekrar göstereceğim. Ve bu renkten, açık renkten de toplamda 6 sıra öreceğiz. Yeni başlayanlar varsa bu renk geçişindeki sıra birleştirmesini hemen tarif edeceğim. Akılda soru kalmasın. Son boşluklarıma da batıyorum. Çarpı yapıyorum. Bakın son boşluğum. Buraya da batıyorum. Normal sık iğnemi yaptıktan sonra bakın ilk başladığımız sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. İlmek çıkartıp diğerinin içerisinden kaydırıyorum. Sıkılıyorum ve bir tane zincir çekerek üst sıraya geçmiş oluyorum. Hemen burada zincirin dibine yine çarpı işi yaparak bu açık renkli desenli olan ipimle de 6 sıra öreceğim. Yine bu şekilde birleştirmelerimi yapacağım. Toplamda 6 sıra örüp son bitiş sırasını tarif Evet, diğer edeceğim. rengimle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördükten sonra şimdi 6. sıramın son noktasındayım. Son boşluğuma da batıyorum. Çarpı işimi yapıyorum. Ve başlangıçtaki tepe noktasına batıp buradan ilmek çıkartıp diğerin içerisinden geçirerek kaydırıyorum. Ve birleştirmemi yapmış oluyorum. Artık bir tane zincir çekmeyeceğim. Bu kaydırma işlemini yaptıktan sonra şöyle göz kararı bir 10-15 santim kadar ipimden kesiyorum. Kestikten sonra kaydırma yaptıktan sonra tığımdan ipimi çıkartıyorum. Çıkardım. Burada bakın şuradan birleştirme, gizleme yapacağız. Şöyle ipimi diğer boşlukların içerisinden geçirerek, ip biraz desenli olduğu için çok belli olmuyor olabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde gizlememi yaptım. Şimdi şu ara boşluklardan ipimi alacağım, çıkaracağım ve ara boşluklara uygun şekilde, mesela şuraya denk geliyor, şuradan kaydırarak bu şekilde içeri doğru
Şu kısa kalan ipi iyice gizleyeceğim ki, çünkü çocuklar eline aldığı zaman, hani esnettiği zaman, oynadığı zaman bozulmasın diye. Şimdi ben bu kısa ipimi aralara iyice yedireceğim. Sonrasında çantamıza şekil vermeye başlayacağız. Şu anda ipimi gizledim, temizledim çantamı. Son artık örmeyle hiçbir işimiz kalmadı. Bundan sonra bakın elimizde şöyle bir çanta oluşuyor. Şu iç kısmını da göstermek istiyorum. Şimdi bunu elimizde şöyle, bakın elimizi içeri getirdik ve tabandaki o tokluğu veriyorum. Şöyle elimle açıyorum. Ve burada şöyle ağzını açtıktan sonra kenarlardan şu şekilde içeri doğru gizleyeceğim. Bakın şöyle kulak kısımlarını oluşturacağım. Yine burada da aynı şekilde, bakın burada gizleme birleştirme noktam ama çok da fazla belli olmuyor. Buradan da yine aynı şekilde şöyle şuradan iki parmağımla açıp işaret parmağımla ortaya doğru çekeceğim, iteceğim ve kulak kısmını oluşturacağım. Bunu dengeli bir şekilde yapmam gerekiyor. Şöyle ekranda sığdırmaya çalışıyorum. Yani şu karşılıklı, şöyle düzleyeyim birazcık. Karşılıklı uç noktaları şu kenarlardan birleştirip kulaklarını oluşturacağız. O kısa ipleri bu noktalara takacağız. Hemen bu arada kısa ipimizi de hazırlayalım. Şöyle çantamızı kenara alalım. Böyle bir pembe kullanacağım. Araya renklilik katsın diye. Tabandaki kullandığım ipimi alıyorum ve ara renkli olan ipimden de şimdi 10 santimden biraz daha fazla, bir 15 santim kadar ip keseceğim. Bu üçünü bakın şöyle tutuyorum. Bunları kulak yapacağım. Şöyle tığla ölçü vermek gerekirse bunu göz kararı da yapabilirsiniz. Hani belli bir uzunlukta kesip fazla gelen kısımları çantaya monte ettikten sonra da kesebilirsiniz. Şöyle bir 15 santim, 20 santim kadar filan keselim. Üçünü de aynı uzunlukta kestim. Tekrar yine bu üç rengimden, sizler uyumlu farklı renklerde seçebilirsiniz. Renklerde sabit kalmak zorunda değilsiniz. Yine aynı şekilde, aynı uzunlukta 3 ipimi kesiyorum. Şimdi bu noktada şu 3 ipimi şöyle birini şöyle alayım, birini de şu noktaya alayım. Şimdi ağız kısmını tekrardan birlikte yapalım. Bakın şuralardan alacağım, çantamı da şöyle görünüyordur hemen hemen. Evet, şu noktalar benim için gayet ideal. Şöyle elimle düzlüyorum. Bunu tamamen göz kararı yapıyorum. Hiçbir şekilde bir sayıya bağlı kalmıyorum. Ve şimdi şu noktadan bakın. Sayı vermek burada pek mümkün olmayacak. Şu tepelerden bir alt sıradan girdim. Buraya da aynı şekilde yapalım. Bir alt sıradan. Şu şekilde. Hatta mesela böyle bir tane tığınızı sabitleyip diğer bir tığ alıp da yine buraya bu şekilde de sabitleyebilirsiniz. Şimdi eşitledikten sonra ağız kısmını bu şekilde eşitledikten sonra kenar kulakları tığımı taktım. Ve burada şu 3 farklı renkte kestiğim ipi tek tek içeri çekeceğim. Önce birer birer içeri doğru çekeyim. Bakın ara boşluklardan birer birer. Üçünü aynı anda çekmek zor olacağı için ben tek tek çekmeyi tercih ediyorum şimdilik. Şöyle dengeleyelim çıkmayacak şekilde. Sonra diğer ipimi belirlediğim boşluklardan içeri doğru çekiyorum. Şimdi üçüncüyü çekeceğim. Üçüncü ipimi aynı boşluklardan tığımı geçiriyorum ve 3 tane 3 farklı renkli ipimi aralarından geçirerek çıkarmış oldum. Şimdi bu 3 tane ipi çıkardıktan sonra yapacağımız işlem çok basit. Sıkılayacağız önce. Hatta şuraya da şu tığımı takayım ki muntazamlığı görün.
Dediğim gibi bunu göz kararı yapıyorum. Öyle bir sayı falan yok. Bunu ezbere aralardan bunu da şöyle geçirelim. Gördüğünüz gibi eşit oldu. Şimdi şu 3 farklı renkteki ipimi şurayı sabitliyorum. Zaten fen ipler esnek. Ve burada bakın şurada bir düğüm atacağım. Bu 3 ipimle kulağını oluşturuyorum. Ve şu noktaya bir tane düğüm atıyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum. Eğer bir tane düğüm yeterli olmazsa bir tane daha atabilirsiniz. İpim esnek ve kaygan biraz. O yüzden ben ikinci düğümü de atacağım. Evet, ikinci düğümümü de atmış oldum şu anda. Bakın. Bu şekilde kulaklarımızı oluşturduk. Şimdi aynı işlemi şu noktada da uygulayacağım. Şimdi buraya da geçireyim. Sonrasında yapacağımız işlemi hemen tarif edeceğim. Şu an çantamın kulak kısımlarını eşitledim, sabitledim ve kestiğim iplerle de bu şekilde bağladım. İki tane bağladım ve ağız kısmını oluşturmuş oldum. Bunlar kulaklarımız olacak. Bu arada çantanın ağız kısmından da bahsetmek istiyorum. Buraya herhangi bir aparat dikmedim ben. Fermuar ya da çıt çıt vesaire. Gerek yok. Çocukların elinin girebileceği bir şekilde bütün çantanın içine ulaşabilirler. Çok rahat da kullanabilirler. O yüzden herhangi bir çıt çıt ya da fermuara ihtiyaç duymadım. Zaten şuradaki boşluklara da şimdi kulplarımız gelecek. Kulplardan önce yapacağımız kısmı söylüyorum. Gözler ve burnu yapacağız. Hemen şöyle diğer çantamda göstermek istiyorum. Şimdi herhangi bir yün ipini kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ipim Nako'nun pırlantasıydı. Ve normal bu kaneviçe ipleri var ya, tam ismini bilemedim ama dikiş, kalın dikiş ipleriyle göz kirpiklerimizi yapacağız. Önce gözümüzü dikeceğiz, öreceğiz. Gözden sonra da şu kirpikleri iğne ve iplikle oluşturacağız. Ve son olarak da burnumuzu takıp baykuşumuzun görselini tamamlayacağız. Ve son olarak da örgü kulplarımızı yerleştireceğiz. Hemen şu yuvarlak beyaz gözlerini yapmaya başlayalım. Şöyle çantalarımızı kenara alalım. Bunun için Unip kullanacağım. Dediğim gibi Nako'nun pırlantasını kullandım. Tığım 3 numaralık bir tığ. İşe öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu daha önce paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamıza 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başına doluyorum. Sihirli halkamın boşluğuna batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzan oluşturacağım. Başına doluyorum. Batıyorum sihirli halkamın içerisine. İkisini birlikte çekiyorum. Yeni başlayanlar için detaylı göstereyim şöyle tekrardan. Başına doluyorum. Boşluğuma batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkisini birlikte. Yeni başlayanlar için zincir nasıl yapılır, sık iğne nasıl yapılır, ikili trabzan nasıl yapılır? Bunları daha önce detaylı bir video çekmiştim. Onun da açıklamasını videomuzun açıklama kısmına linkini koyacağım. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben şimdi 12 tane ikili trabzan yapıp sihirli halkamı dolduracağım. Toplamda 12 tane ikili trabzanı yaptım. Şu kısa kalan ipi çekiyorum. Kısa kalan ipi topluyorum ortaya. Elimi de düzüyorum. Ve şu başlangıçta çektiğimiz 3. zincirin tam orta noktasına batıyorum. 3. zincirin ortasına batarken şu arkada kalan kısa ipi de tığımın üzerine alıp gizleyerek örüyorum. 3. zincirin ortasına battım, ilmek çıkardım. Diğerinin içerisinden kaydırarak geçirdim. Ve burada tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 3 tane zincirden sonra tekrar başına doluyorum. Bakın zincirimizin yanında başladığımız ikili trabzanın tepesi var. İlk tepeye, ilk boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Şimdi bu ikinci sırada, birinci sırayı 12 tane ikili trabzanla tamamladık. İkinci sırada hepsine çift batacağız. Bütün boşluklarımıza ikişer tane batacağız. İlk battığım boşluğa 2 tane battım. Başına doluyorum. Hemen diğer boşluğuma ikili trabzan yapıyorum. 2 tane.
şekilde ikinci sırayı da bütün boşluklarıma ikili trabzan batarak iki tane, yani çift batarak hepsine bütün sıramı boşluklarımı çift batarak hepsini tamamlayacağım. İkinci sıramda ikili trabzanlarımı bütün boşluklarımı çift batarak tamamladım ve bakın son boşluğuma da battım. Şimdi 3 tane zincir çektiğim noktanın 3. zincirimin başlangıç kısmına, tepe noktasına batıyorum. Buradan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer içerisinden kaydırarak geçiriyorum. Birleştirmemi yapmış oldum. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek yukarı çıktım. Başına doluyorum. Hemen ilk boşluğumun, bakın zincire değil yanındaki boşluğuma bir tek bir çift yapacağız. İlkini çift yapıyorum. Çiftle başlangıç yapıyorum. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek şeklinde bu sıramı tamamlayacağım. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde 3. sıramı, son sıramı da tamamlayıp birleştirmemi yapıp artık kirpik kısmına geçeceğim.